Royal Court Barcelona'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün itibariyle seride bir vizyon değişikliğine gitmemiz icap ediyor. Zira geçtiğimiz haftalarda çok fazla yayın açamadığım için biraz burada geri kaldık. Tüm seyirlerimize biraz geri kaldık. 31 Mayıs'a kadar hedef değişikliğine gitmemiz gerekti. Neden 31 Mayıs diyorum? Çünkü Fate of Iberia DLC'si gelecek. Paradox'un demesine göre save'lerinizi size de bu vesileyle hani aktarmış olayım. Save'lerinizi, süren oyunlarınızı 31 Mayıs'a kadar tamamlamaya bakın. Çünkü uyumlu olarak çalışmaması ihtimali bir hayli yüksek diyor Paradox. %100 olmasa da. 1.6 güncellemesi gelecek çünkü yeni DLC ile birlikte. Ve biliyorsunuz hani DLC komple Iberia'yı konu alacağı için bizde buradaki bir save'i, hele hele buradaki bir save'i hani hiç 31 Mayıs sonrasına sarkıtmamalıyız. Yani hiçbir şekilde sarkıtmamalıyız, öyle diyeyim. Dolayısıyla vizyon değişti. Şu anki hedefimiz Iberia'yı komple kontrol altına almak. Daha sonrasında ise bakacağız. Yani en verimli yerlerini Tallplay ile maksimize etmek olabilir. Burada belki bir kültür mixlemeye gidebiliriz ki şöyle bir kültür haritasına bakalım. Katalan, biz Katalanız zaten. Katalan Endülüs mixi olabilir. Belki Kastilyalıların sayısı bir hayli fazla. Belki oraları asimile edebiliriz. Duruma göre gideceğiz. Göreceğiz. Geçen uyurken son CK videosunu açmıştım. İzliyorum, içim geçmiş. Bir anda abonelik sesi geldi. Meğerse ben abone olmuşum o yayında. İsmi falan geçiyor. Oha, olaya bak. Ben olsam ben de korkardım. Daha doğrusu şaşırırdım. Ben avu sesi için efekte bastım, bilmiyorum. Abone denince gerçekten robotlaştım artık ya, peki. Karakterimiz YouTube. Kral Deco. Kendisi bir ırz düşmanı biliyorsunuz. Bilmeyenler önceki bölümleri izlememiş demektir. Selamlar Eren Bey, hoş geldin. 67 yaşında, bu dünyaya çivi çaktım diyor, kazık çaktım diyor, kolay kolay gitmem diyor. Sağlam vücut, atletik, sağlıklı, heavenly harmonies, court musician, yatalak, şifacı, demir gibi. Oğlum adam ölümsüz olmuş lan, bu nedir böyle? Siz görmüyorsunuz bu arada bunları. Aa! Okey, şimdi görün. Bakın. Sağlam vücut, atletik, sağlıklı. Heavenly Harmonies, bu müzik ya, müzik. Müzikten mi geliyordu bu? Müzikten geldiği kesin de. Müzik festivali verince mi geliyordu yoksa kaliteli müzisyenler olduğunda mı? Galiba bu festivalden geliyor. Bu da kaliteli müzisyenden geliyor sanırım. Ama emin değilim. Yatalak. Biliyorsunuz yatalak olmak birazcık da olsa ömrünü uzatıyor. Çünkü çok faal olmuyor karakter. Şifacı. Demir gibi egzotik yemekler yemiş. Yiyor çünkü sarayımız gayet iyi. Quarter herbalisti var falan filan. Fakat varisi esas önemli bizim için. O da Infante Chavi. Artık 36 yaşına geldi karakter. Bir oğlu var ki dillere destan. Deco Puyol oldu adı. Bizim hedefimiz Infante Chavi'ye bir an önce geçmek. Bu herifin öleceği yok gibi duruyor ama ecel bu. Geldi mi tık diye götürebiliyor. Bakacağız. Tabi bu arada eğer krallık savaş hakkımız falan varsa bunlara da yönelmek lazım. Tabi burada ne kadar Katalan var ona da bakmak lazım. Maşallah buralar komple Katalan olmuş. O zaman bizim eşarilere doğru ufak ufak girmemiz lazım. Ben seni vasallık teklifiyle alabiliyor muyum? Böyle bir ihtimal var mı? Yok gibi duruyor. Merhabalar Erkan, hoş geldin. Selamlar. Şimdi her gün yeni bir bilgi. Oo, çok rahat alırız. Hadi bakalım. Afiyet olsun ordumuza. Sadece düzenliler çıksın. 2K mı lan bizim düzenlilerimiz? Neyse döveriz. Oha, kaçtılar mı? Harp, harp, harp. Report on of economic plan. Okey. Ekonomik planımız gayet iyi gidiyormuş GG. O inşaatların hepsi bitti. Bir tane dayak mı yiyoruz biz? Bitmedi mi lan savaş? Okey. Bu ağacı tamamlarsan tabii ölümsüz olursun Burak. Peki. Şimdi iki tane kontluk var fazladan. Ben bir tane ölüm döşeğinde bir hanımefendi alabilir miyim? Rica etsem. İzdivaç böyle arıyor değil mi adam? Kontes Cecilia.
Cecilia, Cecilia, benimle evlenir misin? Zürihli. İlham hayata geçirildi, Puyol tacı. Düzenli asker bakımına %4'lük bir indirim alıyoruz. 0.18'de prestij aylık getirisi varmış peki. Hay hay. Ben Cecilia seninle evlenmeyi kabul ediyorum, süper. Barcelona. Barcelona'da bir düklük binası daha mı var? Okey. Bunu bir iptal etsek. Görmek istiyorum. Dur. Oo! Bu iç kale. Biz buraya düklük binası dikmemişiz lan. Nasıl yani? Şu an deko başta yolu başaydı. Çavi'yi bekliyoruz. Kuşatma silahı etkinliği. Yerleşim vergilerini %10 bufflamak mantıklı olabilir. 0.8 bu yerleşimden. Ben kuşatma atölyesi istiyorum. %20 kuşatma silahı etkinliği veriyor. Şöyle siz de görün. Bu bayağı güzel bir avantaj. Peki. Peki nerede bizim yeni hanımımız? Bu arada hanım Zürihli falandı da senin toprağın yok değil mi? Aa! Toprağı var kadının. Ben niye aldım bunu yahu? Hiç bakmıyorsun Burak hakikaten. Kimle evlendiğine hiç bakmıyorsun Burak peki. Boşan. Boş olanım. Dayanamadım. Yani 24 idare görünce 16'ını ödeyecek bana olur. Yine bir IŞİD'liği sağlık gibi adam öyle duruyordu. Peki stereotip şey yapmayalım. Yunan bir hanım var. Kısırsın değil mi? Evet. 19 idareye sahip. Hak iddiası varmış bir de. Kerç kontluğu diyor. Önemli değil. Yani. Tam gece için odama çekilecekken önümde eğlenceli bir olay yaşanıyor. Misafirim Galsera anadan doğma bir şekilde elinde baltayla saray soytarımı kovalıyor. Gel buraya elbisemi geri ver yoksa ortadan ikiye yararım seni. Peki. Çok komik peki. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Chat bu arada şeyi gördünüz mü? Bu... George W. Bush bir gaf yaptı dün. Bugün galiba yaptı. Dün yaptı da bugün mü haber oldu öyle bir şey. Bir öfkeli deli bir adamın öfkesiyle nefretiyle işte İran işgal edilmesi kabul edilemez dedi. Salak. Ukrayna diyecekti. İnanılmaz. Yeni emotlar gelmiş. Emotlar çok uzun zamandır var Yalova şahidi. Harbi badum. Top toplayıcı kadrosu boşsa. Vallahi bizim hanedanda top toplayıcı kadrosu kutsal bir makam. Kesinlikle seni oraya uygun görürüz. Hont Fazıl. Ey Fazıl. Chat size şunu söyleyeyim. Fate of Iberia ile birlikte bu vasal etkileşimleri falan o sırada struggle'ın. Yani buradaki o mücadele halinin hangi aşamada, hangi evrede olduğuna bağlı olarak normalde oyunda mevcut olmayan etkileşimler mümkün olacak. Bunları göreceğiz. Bu yüzden çok heyecan verici. Yani oyunda olan şeyleri sadece farklı dönemlerde farklı ülkeler arasında kullanılabilir kılmayacak. Mevcut mekaniklerin üzerine yeni şeyler ekliyorlar. Abdülgafür, Gafur beyefendi. 16'na çıkıyormuş çıksın. Abbas Hamdini. 16'na çıkıyormuş. Ya oha 29 öğrenimi var adamın. Dur çıkma sen. Efendim. Beyefendi. Din değişip saraya gelir misiniz? Ya yemin ederim.
Adam yok, mümkün değil, değişmez ya. Al canımı diyor, dinime dokunma diyor. Gel, seni saraya davet ediyorum, gel. Bir şekilde yararlanırız biz bu adamdan. Nuh diyor, peygamber demiyor. Peki. Saray mensuplarım nerede? Neydi bu adamın adı? Neyse, tipinden hatırlarım. Zaten öğrenimi çok yüksekti değil mi? Ya ben şurada... Oğlum oha, burada sıralama varmış. İnanılmaz, hayatım değişti. Tam şikayet edecektim, şu anda aydınlandım. Ben bunu kullanmadan nasıl bu işi yaptım ya 1,5 yıldır? Yemin ederim bir yaşıma daha girdim. 31 oldum. Olmadım chat bu arada. Şimdi. Aynen, become a physician. Şimdi 59 yaşında adam öğrenene kadar şeyler uzun sürebilir. Bir saniye. Sarayımızda başka... İlim irfan yuvası bizim sarayımız değil mi? Bakıyorum. Maşallah. Hocam yani... 4 yıldız veriyor. Bunun yerine. Good alabiliriz en fazla. Okay. Peki doktorumuz ne durumda? 4 yıldız. Senin yerine... Dört yıldız good. Bunu getirirsek ama average olacak. Olmaz. Amcam, Abbas Bey. Sizden rica ediyorum. Gidin bir doktorluk eğitimi alın. Samınladım adamı buraya. Undergo Basic Physician Training. Sponsor olacağım. Star TV'de Irak işgalini canlı yayında izlediğimi biliyorum. Ya senin de yaşın yetiyor abi. Değil mi? Çok korkunç geliyor düşünce, ailecek izlemiştik. Biz ailecek izlemiştik. Annem ve ben izlemiştik. Babam o sırada Kuzey Irak'ta çalışıyordu. Bayağı dehşet doluydu bizim için o süreç. Adam gitti, 2 hafta sonra Amerika Irak'a girdi. Neyse, sağ salim döndü. Kaç yıl çalıştı orada. Tarihte mesela Müslüman beyler savaşırken Hristiyan paralı askerler kiralarlardı. Bir saniye bakayım. Daha önce yazdığın bir şeyi kaçırmışım gibi hissediyorum. Yok, kaçırmamışım. Onun gibi mekanikler mi gelecek demişsin, evet. Gibi gibi. Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela bir tane evrede şey olabilir. İşte bir, işte atıyorum, sakinlik evresi diyelim ki. O sırada struggle'ın o evresindesiniz. O zaman işte paralı askerlere erişim çok daha ucuzlayacak falan gibi şeyler. Fakat orada Müslüman veya işte Hristiyan şeklinde farklı farklı paralı askerleri alıp alamama durumunu bilmiyorum. Fakat dinler arası evliliği dahi mümkün kıldığını göz önünde bulunduracak olursak DLC'nin. Hani gayet olası. Kendisi alanında fena değildir, zırh yapımı alanında uzman. Bir saniye bakacağım zırhıma. Benim üzerimde ne var? Zaten 3 yıldızlı bir zırh var. Fakat dostun önümüze hayatını düşürüyor da benim çok dostum yok. Tercih edilmiş bir yalnızlık bu arada bu kesinlikle. Peki. Harbiden öyle. Öksürük üzerine tesadüfen öyle geldi. Yalova şahidi. Yok ya, olur mu öyle şey? Domine et chat'i, ne olacak? Hayret bir şey. Chat domine edilmek için var. Belki de Yalova şahidim. Mobilden mi izliyorsun bizi? Mobile sonradan getirmiş olabilir. No, çünkü baştan mobile gelmemişti. Çıkmayacağım hacı, hayır. Çok pahalı. Baştan mobilde yoktu maalesef emotlarımız. Sonradan geldi. Sanırım. Abonelik var Ercan Daş'tan. 1 ay kaldı 1 yıla. Zaman çabuk geçiyor üzerim demiş değil mi? Su gibi akıyor. Vallahi de öyle. Zaman su gibi akıp giderken biz de yüzeriz o suda, tepemizde bir yelken demiş şair. Kutsal bir metin. Pazarda öylesine dolaşırken bir tüccar bana seslenerek ilgimi çekiyor. Hadi bakalım istediğin, ne istiyorsun sen şimdi, bir saniye. Tezgaha yaklaştıkça kurumuş bitki ve yabancı tütsülerin kokusunun ağırlaştığını hissediyorum. Tüccar tozlu tomarlar ve kitaplar arasına gömülmüş durumda bir şey arıyor. Bir süre uğraştıktan sonra aha sesi çıkarttığını duyuyorum. Eski görünümlü bir kitabı alıp bana uzatıyor ve kitaba yakın zamanda ihtiyaç duyacağımı söylüyor. 300 altın, oha 300 altın mı ödeyeceğiz kitaba? Ne bu, kitabı mukaddes mi?
Okey, korkutabilirim. Sonuçta ne oldu? Stres kazansam ne olur ya? Ben ölmeye çalışıyorum biraz. Zaten. Biraz. Kızım Gaia Nur Topu gibi bir kız doğurdu. Puyol Hanedanı'nın parçası olduğu için adı da bize yakışır olmalı. Oha! Kıza bak. Mükemmel. Peki. 20-25... Kutsal Metin Kehanet. Yeni edindiğim Katalan Anlaşmaları adlı kitabı kütüphaneme koyarken arasından bir kağıt parçasının yere düştüğünü fark ediyorum. Kağıdın üstünde kitaplara bakarak kehanetlerde bulunmaya yönelik çeşitli bilgiler yer alıyor. O Nostradamus eventimi aldık. Yapmam gereken tek şey rastgele bir şekilde kitabı açmak ve açılan sayfadaki ilk cümleyi okumak. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Nostradamus bu arada 1503'te doğmuş. Çok sonra. Emin olamadım söyledikten sonra. Düşündüğüm gibiymiş. Peki. Denemesem olmaz. Oğlum bir yanda Müslüman olmamız öyle bir event yapsalar ya harbiden ya. Keşke öyle bir şey olsa. Ya kesin şeytana falan tapacağız değil mi? Peki abi ver. Kutsal metin geleceğe dair. Kağıdın üstündeki talimatları takip edip gözlerimi kapatıp rastgele bir şekilde kitabı açıyorum. Gözlerimi açtığımda karşımda şu cümle yer alıyor. Asıl ölüm korkusu... Asıl ölüm korkunun kendisidir. Korkak biri hayatı boyunca binlerce kez ölür. Cesur bir adam ise sadece bir kez. Oha bu korku duası mı buraya? Böyle bir easter egg mi koydunuz acaba paradox? Dune'a referans. Korku aklın katilidir değil mi? Korku asıl yok oluşu beraber... Oğlum bu korku duası lan. Bu yoktu böyle bir şey. Royal Court'ta Dune... Korku yasası yok oluşu beraberinde geçen küçük bir ölümdür. Bilgin özelliğine sahip olduğum için stres. İlginç, biraz daha araştırmalıyım. %99 ihtimalle cümlenin tam anlamını keşfediyorum. Okumaya odaklanmış etkisi. Eğer böyle kum tepesi, çöl, solucan falan bu gibi çağrışımlar olursa tam olarak emin olacağım. Cümlenin asıl anlamı neymiş lan, anlat bize de. Heh, korkusuz. Nihayet Katalan Anlaşmaları sayfalarındaki o cümleyi kavramayı başardım ve artık kendimi çok daha bilge hissediyorum. O tüccar sayesinde kaderin ipleri çok daha berrak bir şekilde anlat bana neymiş bu? Asıl ölüm korkunun kendisi olabilir ama ben korkularımla yüzleşmeyi başardım. Ya ne anlattın ki sen şimdi? Hiçbir şey anlamadım ben. Korkusuz olan bir kez ölür. Evet, evet. İnanılmaz. İlham, unutulmayacak isim. Saray mensubum Sanyo düşünceli bir görüntüyle bana yaklaşıyor. Sizin için özel birisi var mı efendim? Sorduğu sorunun saçmalığına sinirlendiğimi yüzümden anlamış olacak ki. Yani demek istiyorum ki yaptırmak istediğiniz eseri adamak istediğiniz birisi var mı? Nicoletta kim? Sevgilim bu. Sevgilim aslında bir bakıma ama hayır. Bana din ver. Dindarlık ver pardon. Okey, 25 altına şu kadını salalım. Bir saniye oyun ben. Buraya da girdik artık, adam üçleyecek ağaçları. Şimdi şu hanımımız sarayda görevli değil mi? Yes sir. Mülk yönetiminde toprak vermeme gerek kalmadı. O zaman şimdi binaları yükseltiyoruz. Pamplona'da daha fazla bir şey kalmamış gibi Nahera. Burası var. Barcelona. Düklük binası gelmiş, şahane. Barcelona'nın gelişmişliği 13. Benim burayı yükseltmem için 40 gelişmişliğe sahip olmam lazım. El insaf be kardeşim. Limanı yükseltelim o zaman. Serdana kontluğu. Peki. Burada madene abanalım. Perpinya. Liman. Tarragona. Tarım. Sonra da limana gideriz. Peki. Paramız bitti. Devam. Tarih aksın ki maaş vakti gelsin değil mi? Gestapo Crocker. Hocam hoş geldin, selamlar. Yine tarih vermediler herhalde. Discord'da demin göz ucuyla gördüm biraz sanki. Yani mobilin PC'de genelde Adobe açık olunca PC başka pencere açılınca manyak oluyor. Yaş fazla yayınlara gelemiyorum. Üstüne takılıyorum der. Baştan sona izlemesi daha keyifli. Chatten gelen muhabbetler de ayrı keyif katıyor. Buradan kovalım diye selamlar demiş. Yalova şahidi. En yüksek kalite efendim, şu metale bakın.
Hiç böyle kalitesini görmemiştim. Fevkalade bir metal gerçekten. Zırhı kaliteli olsun kardeşim. Borca girelim ne olacak? Borç. Yiğidin kamçısıdır. Suraya var peki. Meşru bir şekilde hapsedilebilir Dolce. Bu Dolce & Gabbana mı? Değil. Oğlum bu benim... Ya. Hanımefendi. Kusura bakmayın yani. İşvereniniz olarak amacım bu değildi. Sarayda bir daha çalışmayı düşünür müsün? Affedemiyor muyum ben bunu? Edebiliyorum. Affettim sizi. Buyurunuz. Çıkmadı lan kadın hala içeride. Affedince direkt çıkmıyor tabii. Öyle sebepsiz yere hapiste kalabiliyor doğru. Ruhban yemini et. Yani yapacak bir şey yok. Hayatını mahvettim senin kusura bakma bacım. Git. Fikir değerlendirildi. Geçmişim bana özel bir bakış açısı veriyor. Evet. Fikirlerin işe yarıyor. %91'di zaten. Yaraması lazım. Şansölye Aton birkaç haftadır sarayımda konuğum olarak kalıyor. Bu süre içerisinde hükmünüzün ülke için ne kadar yararlı olduğunu görmemi sağladı. Sizin vasalınız olarak hizmet etmekten gurur duyuyorum demiş. Teşekkür ederim. Üstüne biraz kılık kıyafet bir şeyler giy yahu. Bu nedir böyle? Paran var mı? Efendim hiç gerek yok. Yok varsa bana ver diye söyledim. Serbest kalabilmek için taleplerini kabul etmekten başka bir seçeneğim yok. Anlayışlı deko. Vallahi kusura bakma bacım öyle geldi yolladık seni vallahi gelişine. Boştasınız biliyorum oyun. Türk bankacılık sistemi gibi çalışıyor paradoks bu konuda. Abbas Hamdini is back after spending several months studying to become a novice physician. Abbas is welcome back. Abbas hoş geldin öncelikle. Seni şöyle alalım. Hazır court physician pozisyonunda boşaldı. Kesinlikle Abbas için yapmadım. Aa, bu kadını geri alabiliyoruz bu arada. Abbas nerede? Oha Abbas. Doktorluk bilgilerin daha kötü olarak geldin lan buraya. Chat Abbas yok. What? Burada. Berbat mı? Nasıl ya? Oha adamın bütün skillleri sıfır. Oha! Adam bildiği her şeyi unutup geldi. Ne? Abbas yani bilmiyorum... Eternal Sunshine of the Spotless Mind yaşamış gibisin. Dur Abbas'ı bulayım bir daha yollayacağım doktorluğa. Belki hepsini geri hatırlar. Şimdi Abbas'ı da ara ki bulasın dur. Bulacağım. Nerede Abbas? Yolcudur Abbas. Yollayacağız Abbas'ı. Abbas güçsüz. Abbas nerede oğlum? Abbas buradan gitmiş olamaz. Hayır. Eğitime yolla diye tıklamadım ben onun üzerine değil mi? Abbas? Aa gördüm Abbas'ı sanki bir saniye. Yusuf Habibe... Nuno, Kraliçe, Enric, Ramon. Oğlum nasıl ya? Demin gördüm ben Abbas'ı burada. Doktor lazım bize şu an. Dur dünyanın en iyi hekimlerini çağırıp bir de öyle deneyelim. Olmazsa yaparız artık ne yapalım. Abbas'ı ama takip edeceğim. Muhtemelen ben onu eğitime gönder butonuna tıkladım. Hatırlamıyorum.
Ne bastığımı fark etmedim. Saray modasına yeni bir soluk getir. Bir saniye dur. Saray hekime geldi. Okey. Bu daha çok entrikacı gibi. Bunun hiçbir alakası yok zaten. Siz iki soytarı uzayın. Hiçbir saray bizimki kadar şık olamaz. Herkes bir şıklık yarışı içerisindeyken soylular arasında yeni bir trend oluşturmanın vakti geldi. Saray modasına yeni bir soluk getiriyorum artık. Beni eserlerimle tanısınlar. Bir tane daha mı zırh yaptırsak, ne yapsak? Ne yapacağız ki bu kadar zırhı? Bilmiyorum ne eser yaptırayım ya. Kral Deko adlı kişinin kalkanı. Çok dandikmiş. Zırh diye nasıl? Çok kafam karıştı şu an. Şu an acayip dejavu oldum burada. Dejavu. Saraydaki tantana sabah akşam demeden sürüyor. Dodon yüceliğimden söz ediyor. Beylik laflar edip medyeler düzüyor. Yanımda duran Kont Osman. What? Konuşmaya katıldı. Açıkça kalabalığa oynamak için yaptığı konuşmalardan sonra aptalca bir şekilde sırıtarak yaptığı soytarılıklar için bir şekilde memnuniyet göstermemi bekliyor. Derinden gelen sıkıntılarım falan filan derken Sly Kanin 17. ayını kutluyor. Sly Kanin çok teşekkürler. 17. ayını kutlayan Ender topluluk mensuplarımızdan. Çok teşekkür ederim. GG. Komp merhaba. Selamlar. Teşekkürler. Ne haber? Mezdap. 50 liraya oyun. Önereceğim oyun 32 liralık. Şu an Steam'de olan V Rising olurdu. Eğer merak ediyorsan YouTube kanalımda ilk bakış videosu var. Oradan faydalanabilirsin. Şu an bence en alev almış oyun o piyasadaki. Son bir haftadır falan. Bir haftadır değil. 3-4 gündür. O oyun bayağı daha gündemde kalacak. Dodon soğukluğumu fark edip neredeyse işten gelen bir endişeyle sordu. İyi misiniz efendim? Bilmiyorum ben iyi miyim değil miyim? Affedersin ne diyordum ben? Bunadım mı lan? Niye böyle konuşuyorum ben? Joe Biden gibi olduk. Sen burada demin hocaya soru sormuştum. Yanıtını okumadım. Başka bir şey verdiler diyeceğim. Olmayacak. Okey hocam. En azından pre-order option olacak ve son iki dev de ayrı kaldığını söylediler. Hocam o oyun sene sonuna çıkar. Pre-order'u şimdi söylüyorlarsa bence öyle olur. Umarım daha erken çıkar ama ben yine beklentileri dizginliyorum. Yine ne hangi artefakt var ki? Bir şey yok burada işte ya. Sallıyorsun oyunu bazen. Peki. Şansölye nerede? Ooo, Kont Roger. Roger that. Güçlü vasal gözümüzün önünde dursun. Zaten adama kılık kıyafet biz verdik yani. Eser yaptırmayacağım. Zorlama beni oyunu artık. Egzotik bir ziyafet düzenle. Hayır, para biriktiriyorum biraz. Eserlerin dayanıklılığı düşük. Kral Deko'nun Veins of Trade isimli kitabı. Olur, idare yaşam tarzı için %5 de olsa işe yarayabilir. İleride karakterlerimiz için kullanırız. Düzenlemeyeceğim zorlama. Bakalım. Visit a Temple, bir tapınak ziyareti yapabiliriz. İbadethane ziyareti yapabiliriz. Peki. Oo, başkenti geliştir bir saniye. Ölmeden aynen. 18 stres. Ölme dur hemen ölme. Çok para bu ya boşver ölsün. Stres kaybedeceğim ama. Yetmedi mi ulan? Be, 5 stresle yırtamadık. Adam hamile mi? Bu mu? Yanlış şeye tıkladım. Yani. Merhabalar Meriç'im, hoş geldin, selamlar. Ne habersin? Eski emirler beni koruyacaktır. İyi bir egzersiz aynen. Bana lazım olan şey bu. Adam acayip troll ya. 15 dakika keçi muhabbeti yaptılar. Yayında mı yaptılar? Kont Osman. Bu arada yani ben de bir göz atıyorum arada yayınlarına da. Ya çok mu zor kardeşim bir tane mikrofon almak şu şeye?
Ya webcam'in kamerasının, webcam'in mikrofonuyla falan yapıyorlar. Zaten rezil bir kalitede yaptıkları yayın şey olarak, teknik olarak. En azından bir mikrofon falan, içerideki stüdyodaki mikrofonu kullanın bari yayın yapacağınız zaman. Çok garip geliyor bana. Bir de kulaklıkla dinlemeye çalıştım ben. Şapır şapır adamlar konuşurken tükürüğü falan kulağıma giriyor gibi hissettim. Şanlı Kral, Barcelona topraklarına size olan sadakatimin bir göstergesi. Sunmaya geldim, gel. Kont Osman, gel. Güzel. Tökezlemedi, kekelemedi. Gayet güzel, akıcı bir şekilde kendini ifade etti. Önce Gırnata, sonra Jen. Çünkü Border Gore. Seviyorum. Bu arada Fate of Iberia DLC'si çıktığında, aslına bakarsanız bu süre zarfında ben yeni sistem geldi, bir türlü multiplayer yapamadık. Kulaklığım yok şu anda da. Hani bu gibi sıkıntılarımız var. Az önce bahsettiğim, bu arada kulaklıkla dinlemeye çalıştım dediğim, önceki yayınlarıydı. Geçen sene izlediğim yayınlarıydı. O zaman vardı. Hani bir sürü sorundan dolayı multiplayer'ı bir türlü düzenleyemedik ama belki de isabet oldu. Çünkü multiplayer'ı şimdi Fate of Iberia çıktığında yapmak sanki daha mantıklı gibi arkadaşlar. Çünkü biraz uzun soluklu olsun istiyorum ben. Öyle Crusader Kings 3, en azından benim deneyimim öyle. Biz o şekilde oynamıyoruz bu oyunu topluluk olarak, gördüğüm kadarıyla. Hani Hoi 4 gibi bir oyun değil. Böyle otur bir session'da bitir falan, öyle bir şey yok. Arkası yarın şeklinde gidiyor. Şimdi içerik üretici olarak bunu da göz önünde bulundurmam gerekeceği için bunu haftalık periyotlar halinde yine sürdürürüz diye düşünüyorum. Bunu daha öncesinde yaptık. 3 hafta 4 haftalık serilerimiz oldu. Yeri geldi. Burada daha bir kim kazanır, kim kaybeder, taraflar nedir gibi bir konsept mümkün olacak Fate of Iberia ile birlikte. Çünkü struggle mekaniği aslına bakarsanız şu anlama geliyor. Struggle'ın farklı fazları var ya, farklı evreleri var. Bu evreleri herkesin davranışı bir şekilde bir o evreye doğru sürükleyecek. Ötekinin yaptığı davranış şu kadar puan ediyor, o öteki tarafa doğru sürükleyecek derken, esas son nihayete erdirecek olan kişi kim olacak? Kazanan o oluyor çünkü aslında. Yani aslında oyunun içerisine bir oyun eklemiş durumda Paradox. Biz bunu multiplayer'ı çok daha renkli bir şekilde oynayarak deneyimleyeceğiz gibi geliyor bana. Multi abonelerle oynuyoruz komp. Abonelere özel oluyor. Peki. Ha. Du. Bunlar 4K yalnız, bir saniye. 18K'yı görünce tırıs tırıs geri döndüler. Yıldızların altında ne anlatıyorsun ya? Ne biçim papa lan bu? Psikopozmuş bu. What? Korsan mısın sen? Maddi odak etkisi ne yapıyor? Dindarlık falan veriyor ver. Haydi gidin onları kesin. Bir saniye, burada... Hayda. Chat, buradaki binaların pek çoğu değişmiş olacak bu arada. Ondan da haberiniz olsun. Yani artık özgün gözükecek coğrafi olarak. Bence çok saçmaydı şu ana kadar öyle olmuyor olması. Burada işte Kurtuba Camii, bilmem ne, özel binalar. Bunlar haritada gözlemlenebilecek. Binaların, normal yerleşimlerin görselleri de çeşitlenmiş. Bu da güzel olmuş. Böyle böyle işte, bunu da tam oyuna çevirecek Paradox da işte. Sevmediğim yönü Paradox'un maalesef. Bir anda bütününü çıkarmıyorlar oyunun. Peki. Toprak kazandık. Royal Tax Collector falan, bayağı önemli insanlarımız gitti. O önemli insanlar gittiler. Valencia, uf ne vergi getiriyormuş ha. Aynen hocam, uzun soluklu olacak. Murcia. Benden gidebilir Murcia. Burada sanki bir saniye. Toruna mı versem toprak ya? Veriyorum ulan. Torunuma veriyorum. Nasıl olsa bir gün her şey sana kalacak. Oğlumdan sonra. Ah.
Vuramadı ya, yerleşimleri görmem lazım, böyle veremem. Kaç para getirdiğini görmem lazım. Para önemli. Kavra çok değerli bir yer. Ama mesela Almeria olabilir. Almeria, Granada. Almeria, Granada, Malaga. Hatta şu dörtlüyü verebilirim ya. Gel Torun, neredesin? Neydi? Malaga, Granada, Almeria, Kavra. Malaga, Granada, Almeria ve Kavra. Al bakalım evlat. Niye bu torunumun çocuğu? Bu ne lan, böyle çocuk mu olur? Öldür bunu. Böyle torun mu olur, pardon. Yine torunlar mezarlığına göndereceğiz. Bu hanımefendinin hiçbir özelliği yok ki, bunu boşanın. Oğlum ben ayarlayacağım. Hayatına feci bir backseat geliyor, hazırlan. Deden hayatına backseat atıyor. Chat ne korkunç olur da öyle bir şey. Duke Reinhardt arkadaşınız olacak. Aylardır halk oksitancası dili üzerine çalışıyorum. Halk oksitancası dilini kullanarak bizzat kaleme aldığım bu mektubu size atadım. Bir kez daha halk oksitancası der misin? Teşekkürler. Dua ettikten ve uzun süre düşünüp taşındıktan sonra Joanne ile koca Deco arasındaki evliliği sona erdirme isteğinizi kabul ettim. Bu kararı aralarında akrabalık olduğu için aldım. Okey, sağ ol. Wow, öyle miymiş? Wow, bunu bilmiyordum. Peki. Herkes akraba değil mi? Bu arada benim psikoposum neden Macar? Bir saniye. What? Komp abone oldu. Prime'la abone oldu. Çok teşekkürler Komp. Hoş geldin aramıza. Sağ olasın. Ülke rahibi, gayretli misyon. Din değiştirme hızını alabiliriz buradan buff olarak. Nice. Peki din değiştirme hızını şurada Kabra'da kullansak ya. Abrakadabra. Kontroller, ilahi görürler. İnan kötü bir iyi niyetim yok. Yine tütsü mütsü değil mi bu? Işıklara bakıyoruz bir şeyler. Boşver halüsinasyonu. Şeyde işimize yaramamıştı Bohemia serisinde. Delirdi adam. Saad şu anda zanaatkar ilhamı sahibi. Taht yapmak istiyor. Alanında oldukça iyidir. Peki yap bakalım. Yani ben şu an oturduğum tahtın gayet iyi olduğu düşüncesindeyim. Fakat beni şaşırtmanı bekliyorum senden. Fena değil daha doğrusu. The Gift of Miraglia. Miraglia benim kızım mıydı? Neydi bu? Değil mi? Kızımız bize taht yapmıştı. Biz o küçükken onu desteklemiştik de. Ivır zıvır. Infante Chavi. Yani evladım, varisim. Bana bir şeyler söylemek için yanıma yaklaşıyor. Normalden daha dik duruşu ve heyecanı gözümden kaçmıyor. Baba. Hükümdarlığınız altındaki insanlar günlük hayatlarındaki problemlerden kaçmalarını sağlayan bu eğlencelere büyük önem veriyor. Sizin adınıza düzenlenecek olsa bile ülkemizin iyiliği için bir sonraki ziyafetin masraflarını karşılamaktan onur duyarım. İşte benim oğlum. Yine de karşılığında bir iyilik bekliyorum. okey. Pekala, kabul ediyorum evlat. Bana 206... Ben ne vereceğim sana evlat? Zayıf koz. Okey. Öteki neymiş? Belki daha makul bir şekilde anlaşabiliriz. Oğlanı olacağız yani. Ne gibi? %78 ihtimalle Infante Çabuk karşılığında bir iyilik borcu istemekten vazgeçer diyor. Okey. Bu olur. Yes sir. Okey. Köylünün biri bir arzu halde bulunmak için öne çıkıyor. Hükümdarım, Logrono şehri bölgesindeki basklar olarak size bir arzu halimiz var. Köylü iyi çalıştığı belli olan konuşmasını yaparken kısaca duraklıyor. Tüm çabalarımıza rağmen kültürümüze ait önemli bir anıtın tamir edilmesini istediğimiz vali tarafından göz ardı edilmiştir. Kendimiz onarmak istediğimizde ise alenen buna engel olunmuştur. Bu topal ördek muhabbeti dönüyor burada herhalde. Peki. Hükümdarım, açıklamama izin verin diye Gilelma paniklemiş bir ses tonuyla araya giriyor. Bu ucube anıt bizimki. Oğlum ben daha dün okudum bu eventi. Bir daha okumayayım. Dedim ama son iki satırı kaldı. Neyse. Bizi canavar gibi tasvir eden bir anıt diyor. Mesela Katalan insanını canavar gibi gösteriyor. Bu hakarettir diyor. Ucube diyor. Buna desteklemeyin diyor. Basklar tarafından gelen bu talebi reddediyorum dersem köylüler hoşnutsuz olacak. Onarım için resmi izin verelim dersem Basklarla Katalanlar arasındaki kültürel kabullenme seviyesi %10 azalacak 5 yıl boyunca. Oha. What? Bu senede mi %10 azalacak yoksa toplamda 5 yıl içinde mi %10 azalacak?
Vadesi nedir bu işin? Okey. Boş ver ya, köylü üzülsün, ne yapalım yani. Sıradaki arzual sahiplerini hemen tanıyorum. Kont Fazıl ve Kont Süleyman. Aralarındaki büyük rekabeti herkes biliyor. Ancak endişe verici bir şekilde birbirleriyle tartışmıyorlar. Efendim diye konuşmaya başlıyor Kont Fazıl. Nerede gerisi eventin? Burada bir hata olmuş herhalde. Çeviride veya belki orijinalinde hata vardır, bilmiyorum. Efendim diyor. Buyur. Böyle duruyoruz peki. Fakat başka bir açıdan bakarsanız. Bilmiyorum ki arada neler konuşuldu, ne bileyim ben. Kılıcın da aynı fikirde mi? Bu tam benim diyeceğim bir şeye benziyor. Göz korkuttuk peki. Alırım alırım. Deal. Fair. Hadi devam. Mezhep liderinden altın değil soygun. Yollasın gelsin. Haberci kuş cinayet. Torunu öldürüyoruz bu arada bilmeyenler için. Hatırlatalım. Bir saniye. Torunumuz için ben yeterli yatırım yapmamışım bu arada. Arkadaşlar, toruna yatırım yapacaksınız. CK3 oynayan, yeni başlayanlar. Oynayamıyorum ben bu veraseti çözemiyorum diyenler veya veraseti çözüyorum ama torunlarla ne yapacağım ne edeceğim diyenler. Buyurun bakın. Torunlara yatırım yapın. Torunları öldürün. Eğer kalifiye olmayanlar varsa tabii ki. Geleceğe yatırım yapın. Öldürmek için de tabii yani. Ajanlara para verin. Yatırım kısmı o. 150 altın kaybedeceğim. Rasik Tav Tayşubin hediyeyi aldı. Deodat Piyol hedefli. Deodat ne yahu? Çocuğun adı mı bu? Evet. Öde gitsin ya 150. Ne olacak? Bizim çocuk. İyi, hediyeyi aldı. Nice. Yani psikoposa cinayete yardım et dedik. Macar psikopos. Yarın bir gün şerefsizlik yapmaz umarım. Hatırlanacak bir vasal bilmiyorum. Roger ve Abdülaziz adına peki. Gırnata emirliğini gasp ediyorum ve ondan sonra da torunuma vereceğim. Bir saniye. Ey torun. Oğlum bu torunum benim istediğim gibi büyümemiş yahu. Bu ne lan? Ne kadar toprak verdik buna. Tırt. Batum City abone oldu. İkinci ayını kutluyor. Prime'la geldi. Çok teşekkürler desteğin için Batum. İyi akşamlar. Peki. Bu torun can sıkıyor biraz. Neyse. Dert değil. Al düklük senin. Torun sen burayı alacaksın mı yoksa ben mi alayım? Bu çocuk... Çocuk benim mi esirim? O zaman bu çocuğu keselim. Öteki çocuğa... okey. Savaş sebebim yok. Neden? Katolik misin sen? Değilsin. Neden savaş sebebim yok? Kafir değil mi bunlar? Birbirimizi öyle görmüyor muyuz mübelletlerle? Kötücül. Okey. Düşmancıl değil. Nasıl kendi saflarıma çekeceğim ki bunu? Emirhan da abone oldu. Çok teşekkürler Emirhan. 6. ayın kutlu olsun. Çok sağ ol. Burası çok güzel bir yer bu arada. 100 bit geldi Rambling.art'dan. Çok teşekkürler. Bu kadar yaklaşmışken treni kaçırmak olmaz. Tren mi gelmiş? Hoş gelmiş. Çok teşekkürler destek için. Çok sağ ol. Cepne hoş geldin. Merhaba. Ne haber? Ya ben bu badajoza... Bu ne abi? Buna saldırabiliyorum. Buna neden yapamıyorum? Hak iddiası mı satın almam lazım? Peki. Burada işler böyle işliyor dediler bana. Resmen. Bu ne Türk bürokrasisi mi? Abonelik var. Oruç Tumbul 11. ayını kutluyor.
Yasin'cim çok teşekkürler desteğin için. Çok sağ olasın. Çok şükür ben de iyiyim Çepni. Ne olsun. Dipçik gibiyiz. Kontrol sende Fazıl. Peki. 300 altın çok pahalı. Bu devirde torun kesmek çok pahalı. Savunmasız. What? Dikkat. Ne oldu? Öldürmediniz mi onu? Ölmedi mi lan torun? Neden? Abi tıkladık geçti ya, inanamıyorum. En son save 1 Ocak 1173. Ağustos'tayız, 8 ay. Boş ver ya, seneyi devriyesi bir şeyler olur, o zaman keseriz. Zaten benim varisimin torunu değil mi o? Evet, torunumun oğlu. O yüzden kesebiliriz, sıkıntı yok. Burası bitti bu arada. İğrenç Kral Deko, sensin o. Hizmet geldi Funk and Roll'dan. Çok teşekkürler desteğin için. Sağ ol. Adım adım gidiyoruz chat hedefe. Bir saniye. Burası nedir? Algeciras. Oo, Aykors'tan da 100 bit geldi. Aykors çok teşekkürler arkadaşlar. Çok sağ olun destekleriniz için ya. O Funk and Roll yeni bir 1000 bit rozeti kazandı. Hayırlı uğurlu olsun rozetin. 1K'ya ulaştın ha. Vay arkadaş. Bu saçmalık diyor Habibe. Kral beni bu işe güvendiği için atadı. Yaptığın işe bakmama izin verirsen yardımcı olabilirim. Bittiğinde göreceksin diye çıkışıyor Saad. Birisi krallara layık taht yapıyorsa işine karışılmamalı. Yapılan işin kaliteli olduğundan emin olacak Saad. Böyle otoriter, böyle baskıcı şeyler, bilmiyorum yani. Yeni bir sayfa açma vakti geldi. %50. Okay. Abonelik hediyesi var şimdi. Funk and Roll Cyber Thinker'a abonelik hediye etti. Çok teşekkürler Funk and Roll. Tren level 2 olmuş. Şanlı Kral. Barcelona topraklarına size olan sadakatimi mi göster? Okey gel. Okey, adam doğru düzgün konuşamadı. Hatip lakabımı alacak. Bir saniye eventi okuyacağım. Hizmetçiler hediye altınları ve değerli nesneleri getirirken o saygıyla diz çöküyor. Yemin ediyor ve katipler onun Barcelona Krallığı vasalı olarak hizmet edeceğine dair sözlerini kayıt altına alıyorlar. İşler başından beri iyi gitmiyor. Konuşması tuhaf olanlardandı. Aceleyle huzuruma çıktığından ve manzaradan dolayı gerilmiş olmalı ki nefes almakta bile zorlanıyor gibi gözüküyor. Konuşmasının aralarında nefes alırken kulak tırmalayan sesler çıkarıyor. What? Önemli değil yahu, adam olur öyle. Miras satırları. Barcelona tahtındaki kral ayrılık vakti. Dur. Şiir sesine geçelim. Ayrılık vakti ayrılık geldiğinde vakti kederlenmeyin. Yakmadığı can mı var şu zalim feleğin? Ecel vakti gelip çattığı zaman, hayat mı olacak yıllarca yankılana? Bu ne oğlum, ne biçim şiir bu yani? Nasıl başladı, nasıl bitti peki yani? Rambling Dotar da abonelik yağmuruna tuttu bizi. 5 tane abonelik hediye etti. Rambling çok teşekkürler. Ve hype treni level atladı. Chat, GG. Çok sağ ol. Salladım gitti. Okey, Katalan tahtı geldi. 0.40 prestij, %20 kısa hüküm süresi buff'ı. Artı 4 saray görkemi bonusu. Bakalım mevcut tahtımız nasıl gözüküyordu. Yani çok bir farkı yok. Bence değiştirmelik bir durum olmayacak ama göreceğiz. Şu an 0.30 artı %2 aylık ihtişam artı 4 saray görkemi. Kısa hüküm süresini ben bunu hatırlamam ama. Yani hükümler değiştiğinde bunu muhtemelen hatırlamayacağım.
O yüzden şimdiden değiştiriyorum. Bu ne lan, böyle tahtımız buna dönüştü. Oha, Katalan tahtı böyle bir şey miymiş? Okey. Selçuklu sultanı gibi oldu adam. Okey. Hani oturuşundan dolayı. Peki. Jeni veriyorum. Katalanlardan birine gitsin. Beyefendi, beyefendi. Sonra çok kıllı diyorlar Katalanlara. Funk and Roll 200 bit attı. Funk and Roll, çok teşekkürler. Maşallah arkadaşlar, bugün bugün hedefe ulaşacağız böyle giderse. Çok teşekkürler. Adam, niyeyse uğraşasım geldi adamla, bilmiyorum neden. Yani daha elegant, daha avantgard duruyor böyle. Diğeri köylü gibi. Peki. Evet be, adamı yeniden yarattık. Şimdi soylu soylu takılsın. Boş konsey koltuğun Maraşal. Güçlü vasalsın Kont Fazıl ama... Olmaz. Burada kontrol diye bir şey kalmamış. Peki. Yalnız kuzeyi de nasıl bu kadar kontrol altında tuttuk? Harbiden ilginç. Şimdi ben buraya yürüsem. Böyle. Yürürün desem. Nasıl olur? İyi olur bence. Hadi gidelim o zaman. Ne duruyoruz? Yusbult. Bas hepsini, çıksınlar. Hadi gitsin. Dümdüz yolluyorum sizi hadi. Oğlum niye öyle duruyorsun? Çok hızlı gidiyor Beşiktaş'ta. Bitti savaş. Ya başkenti yağmalasaydık bari. Okay. Çok hızlı işliyorsun oyunu bilgisayar. Maşallah. Ama yani yetişemiyorum. Wow, abonelik hediye yağmuru sürüyor Rambling Dotard'dan. 5 abonelik hediyesi daha geldi Rambling. Çok teşekkürler. Bir seviye daha zıpladık. Evet. Çok sağ ol. Çekici güven. Artık öğrenim okumaya odaklanmış. Çekici güven ne yapacaksın ki bu yaştan sonra? Yani. Eminim yapacak çok fazla şeyi vardır kendi kafasında ama yani. Kendi kafasında kalır onlar anca. Durin hoş geldin, selamlar. Esprilerinde seninle birlikte yerin dibine girer umarım. Tahmin ettiğimden daha güçlüymüşsünüz. Dur, bunun sesini şöyle okuyacağım. Saplantılı Kral Beko, esprilerin de seninle birlikte yerin dibine girer umarım. Tahmin ettiğimden daha güçlüymüşsünüz. Kan dökümüne son vermek adına taleplerinize boyun eğdiğimi bildiriyorum. Ben duymuyorum nasıl geldi size sesi ama bence böyle okunmalı. Funk and Roll abonelik hediye etti Giray'a. Çok teşekkürler Funk and Roll. Oraları ters ediyorum bu arada. Şimdi burada Abbadi kaldı gün. Güney ucumuzda. Bir saniye. 4 tane kontluğumuz var boşta. Daha doğrusu vermemiz gereken. Caceres. Merida. Badajoz. Burası bayağı önemli bir yer. Medellin Badajoz. Barabim barabum diyesim geliyor sürekli. Sopranos izleyenler. Şu an bir şey olmuştur. Triggerlanmıştır. Pozitif manada. Sen burası... Burası zaten benim değil mi? Evet. Burayı da verelim o zaman ya. İlla her değerli yeri ben elimde tutacağım diye bir kaide yok. Fakat gelişmiş yerlerde başkentimiz olsun isterdim. Barcelona ama Serena doğru. Yani değiştirmeyeceğim başkenti. Yalnız öldüğümde hakikaten
bayağı bir toprak dağıtmamız gerekecek. Çünkü böyle bir vasal limiti yok yani. Varise mi bıraksan bunları? Uğraşsın o dağıtsın. Ya Badajoz sende kalsın da bakarız sonrasına. Peki. Çavi sana ne toprak verdik Çavi? Yani... Her baba yapmaz. Oğlum sen de birazcık soylu gibi giyin yahu. Biraz asil gibi giyin. Bu da tuzluk gibi adam. Bu da... Nasıl kirpikleri var lan onun öyle? Kilo almış evet. Böyle hipster olsa ya böyle. okay bunu giy. Yalnız kafana ufak da olsa bir taç maç tak. Sen bilirsin. Peki. Bu da cefakar eşi. Bu arada cefakar doğru tabir değil arkadaşlar. Ben de öyle kullanıyorum arada ama. Cefa işkence demek. Cefakar da işkenceci anlamına geliyor. Cefa çeken demek daha doğru tabirmiş. Ama Türkçe'de böyle bir yaygın kullanımı var. Cefakar anam falan diye böyle. Aslında kelime karşılığı olarak bakınca böyle elinde kırbaçla işkence eden bir anne profili çıkması lazım. Kelime anlamı olarak ama öyle değil kullanımı. Muhammedidler var burada, oraya da gidelim. Okey diyoruz. Şimdi buna karşı savaşsa olur, satın alalım abi. Ver. Ne ki yani? İberya'yı bu kadar kolay boyama çok mümkün olmayacak sanırım 31 Mayıs'tan sonra ama hazır boyayabiliyorken boyayalım. Şövalye davet edelim. Hiç unuttum, komple unuttum bunu. Diğer kültürleri ödüllendir biliyorsunuz. Kastımızda en üstte en sondaki ağaca kadar giderseniz orada bu kararı açabiliyorsunuz. Dün de anlattığım için yayında uzun uzadıya anlatmayayım bir daha. Biliyorsunuzdur zaten, oynamışsınızdır. Başka birisi. What? Oğlum hani bu kadın kısırdı? Yani... İçeri atın şu kadını. Şu kadını içeri atın. Okey. Vurun kel. Hayır! Yapma ya. Abi tıklayamadan çocuk doğdu. Ya tam idam edecekken çocuk doğurdu kadın. Uf. Sec. Vay arkadaş. Dur oyun, dur ya artık, dur. En sevmediğim şey Crusader Kings'te. Savaş ilan ettiğiniz anda oyundaki bütün entrika, bütün eventler, bütün normalde gelmeyen bütün eventlerin hepsi aynı anda geliyor. Böyle sırayla üst üste biniyor, ekranda göremiyoruz. UI falan kafayı yiyor. Shit. Seni öldürmenin bir manası yok artık. Çık bari. Allah'ın cezası. Dinin değiş ama. yavrumuzu keselim bari. Ne yapalım? Hadi lan delidim ben. Bunadım ben. Bunadım, o yüzden oluyor. Hanedanımızda bilgisi yok benim yaptığım şeylerin. Torunlara artık toprak vermeyelim, yeter. Çok şımardılar. Katalan birine veriyorum. Hekeme adam.
Özgür abone oldu. Çok teşekkürler Özgür'cüğüm. Kademe 3 ile abone oldu üstelik. Çok teşekkürler desteğin için. 10. ayını kutluyor. Çok sağ olasın. İyi ki varsın. Kademe 3 geldi. Burada ne yazıyor? Fatih. Fatih Demirli. Okay. Kendine bir sorun yaklaşıyor. Yani cehennemde bana özel bir bölge ayırdıklarını düşünüyorum. Hani bayağı hak ettim ben. Cehennemde özel bir süit falan hak ettim böyle. Tam ateşin en harlı olduğu yerde. Beja. Beja Stojakovic. Peja'ydı o gerçi. Adama mükemmel üçlükçü diyorduk. Adamın istatistiklerini bugünkü oyuncularla kıyasladığınızda yani geride kalıyor. Sizrek abone oldu. 5. ayını kutluyor. Sizrek çok teşekkürler desteğin için. Hoş geldin. Öldüğünde evet nasıl bir iş savaş çıkacağını ben de hayal edemiyorum Ercan. Yani öyle pis boyadık ki. Hani tam böyle senele bir öl göreceğiz durumu söz konusu burada. Ama hani madem öyle yani ölmeden boyadığımız kadar boyayalım. Müt savaşa çağrılabilirmiş falan filan. Var mı benim başka kesmem gereken torun morun acaba? Onlara bakaydık. Bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Yarın saat 20'de yine yayın var. Yarın akşam saat 8'de yine yayın var. Yarın Turan serisiyle devam edeceğiz. Haftalardır bir türlü Turan serisini oynama fırsatım olmamıştı. Diğer bölümleri oynadım ama Turan geride kalmıştı. Onun 5. bölümünü oynayacağız yarın. Kaçırmayın derim. Yarın saat 20'de yayın. Okey. Kazandık savaşı. Şurayı da almamız lazım artık. Bu Allah'ın emri. Evet. Sudan geçti penaltısı olmasın. Herkes buradan bir çıksın. Öyle kaçarsınız anca. Oğlum buralar ne güzel yerler. Bomboş tutmuşlar. Okey, Roger sayesinde görüş iyileşti. Bu arada sonun geldiği olayı burada çıkmıyor şu anda. Bir şeyler oldu herhalde. Baksanıza bizim adamın o kadar çok pozitif buff'ı var ki. Gitmedi değil mi savaş? Böl ikiye yolla bir parçayı. Öteki gel. Okay. Cadiz. Tut. Abi? Neden? Ha kuşatmadı okey. Royal Court'la birlikte sonun geldiği iletisi bir defa çıkıp kayboluyor. Okey Özgür. Zaten burada da dediğini destekleyecek bir gelişme oldu yani. Okey. Şimdi karakterimiz gerçekten şeytana pabucunu ters giydirecek bir adamdı. O yüzden öldüğünde onu karşılayacak olan kişiler melekler değildir muhtemelen. Kral Deko 75 yaşında Tanrı ile buluştu ve huzur bulmadı. Kendisi yaşlılık sebebiyle hayatını kaybetti. Özenli ve işine bağlı biri olarak mükemmel bir idareci ve hükümdar olarak ün salmıştı. Kral Kavik tahta geçiyor. Cennet ve yeryüzü arasındaki her türlü konuda bilgili olduğu için hükmünün efsanevi olacağı kesin. Kendisini uğurladık. Kral Kavik ile devam edeceğiz. Bir saniye bu nedir yahu? Watching without video mu? Ha? Bu ne? Okay. Saint Devil, senin yazdığın şeyin yanında
Watching without video diye bir şey yazıyor. Artık böyle bildirim mi veriyor acaba bize Twitch? Sadece dinleyenler için ilginç. Ben ilk defa gördüm. Yine rozetler geldi. Sessiz diyor ya da görüntüsüz diyor. Okey. Okey. Bende bir de rozet de gözükmüyor. Görüntü bozuk gözüküyor o yüzden. Aynen. Oldu bu arada. Aynen rambling oldu. Görmüyorum şeyi. Hani rozet gözükmüyor ama okey. Şey yazıyor. İfade yazıyor yanında. Watching without audio falan diye. Okey. Ama ben ilk defa gördüm. Peki. Şimdi işimiz bol. Çok işimiz var. Savaş biteydi de öyle başlıyordu. Neyse. Dersi geç lütfen. Sevgili paradoks. Oğlum biliyorum ben bunları lütfen. Aa, şövalye davet et. Bakalım. Yapacağız şimdi. Çok işimiz var. Yakalandı. Neden görüntüsüz izliyorsun beni diyecek halim yok canım izleyiciye. İster istediği bizler. Podcast diye şeklinde izleyen çok arkadaşımız var. Merhabalar Burçan, hoş geldin. Teşekkürler, ne haber? Şimdi sen idareden gidiyordun. Aynen oradan devam et. İdarecisin sen, idareci kal. Hatta şuradan gidelim. Çünkü bir tane de mülk limiti bu şekilde sağlamış olacağız. 6 tane toprak dağıtmam gerekecek. Bu o kadar zor bir iş değil toprak dağıtma kısmı ama öfkeli kalabalığı bastırma kısmı birazcık sıkıntılı. Şimdi Beja Düklüğü tahtına Abbas adlı kişiyi geçirmek istiyorsanız eğer siz, benim yapacağım şey ne arkadaşlar? Bu. Beja Düklüğünü yok ediyorum. Uğraşmayacağım çünkü. İstediğimde yeniden oluştururum. Yeter ki sen artık defol git. Okey, kurtulduk. Şimdi Endülüs'lü bara... Bu arada bu kişiler yine bana gelecekler isyan çıkarmak için. Bu sefer bağımsızlıkçı örgütleşme, özgürlükçü örgütleşme gibi şeylere dahil olacaklar. Dert değil, onları da ayrı ayrı ayıklıyoruz. Ama bu şekilde birini tahta geçirme etkileşim geldi. Ben bilmiyorum. Belki psikolojik olarak bana öyle geliyordur ama o kadar saat oynadım oyunu. Şey durumu var. Sanki birini tahta geçirme durumu bir kere daha fazla destek görüyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Genelde daha zor oluyor bastırmak. Ben hep öyle deneyimledim. Ama kuruntum da olabilir bilmiyorum. Ama bir yandan da paradoks oyunu. Sağa solu belli olmaz. Endülüs'ü Barani Müvellet Halkçı Örgütleşmesi. Siz popülist misiniz? Ne? Ne anlamazlar böyle soru sorsan yani doğal olarak peki. Bugün sokaktaki adamı TR'de sorsan da muhtemelen benzer yanıt verebilir. Olasılık dahilinde peki. Herkesin bir popisi var klibi geldi aklıma şimdi. Kontes Berenguera. Sana para yolluyorum. Sev beni. Kont Abbad İbn Osman. Beni sevmeni istiyorum. Diller gibi. Öyle değil ama şey değil. Süzerenin olarak. Evet. Diller gibi değil hayır. 110 altın sana. Sana da atalım hadi 3-5 bir şey Hacı Dede'ye. Peki attık. Bu da Katolik yani Hacı Dede. Hristiyan hacısı. Siz buraya. Şimdi play butonuna basıyorum o zaman. Eskiden bu oyunu oynarken bir köylü çıkar ve benim tiksinç üzerime baskıcı üzerime bıktık diyen bir isyan başladı. Artık neden hiç olmuyor? Oluyor. Bana bugün... Bugün değil dün oldu. Para kaybımız dehşet bu arada. -29 ama anlaşılır. Bir de şu an çok fazla düklük elde tutuyoruz. Bunun penaltısını da iyi olabiliriz. Şimdi ben buraları bir bir dağıtmaya başlayacağım. Katalan kültüründen birine veriyorum. Alcaraz. Katalan kültüründen birine ver. Madrid. Hala Madrid. Peki. Barcelona serisindeyiz ama görüyorsunuz. Hala Madrid. Yani normalde desteklediğim takım o da Real Madrid'dir. İkisi arasında Barça Real şeyinde ama yani. Tarragona'yı verelim. Tırt bir yer zaten. Perpignan. Buraları ben zaten oğlana özellikle vermiştim vakti zamanında. Doğru şimdi hatırlıyorum. Bu da böyle dandik bir yer. Barcelona.
Barcelona'yı vermiyorum bu arada tabii ki. Mesela Nahera bana hiçbir doğru düzgün şeyi yok. Ver Katalan'a. Boyayacağız buraları. Pamplona. Kaç para getiriyorsun bana? 3.3 olmaz. Burayı neden veremiyorum? Bazı yerleri veremiyorum. Neden olduğunu da Silves. Vermişim çünkü de o yüzden. Okey. Ve de vermiş. Okey, şimdi güncellendi oyun. Valencia'yı vermem. Castello. Bu arada buralar şimdi bana para getirmeye başlayacak arkadaşlar. İlk ay öyle oluyor ya. Bugün bir video izledim. Çocuk Viking oynuyor. İskandinav İmparatorluğu olmuş. Verset'te vasallar tahta çıkan çocuğu tahta çıkarmak için örgütleşme kurup ultimatom verdiler. Önce reddetti, sonra ne saçma kendimi savaşıyorum dedi, teslim oldu. Aynen, kendisiyle savaşıyor oluyor teoride. Doğru. Okey. Bu savaş bitti. Peki. Evlenenler evlendi. Ben şimdi şu sarayı bir toplayayım önce. Bu beyefendi gelsin. Roger'a bir kıyafet aldık. Adam destan yazıyor hakikaten maliye konusunda. Infante 2. Deco gelsin. Magician King abone oldu bu arada. Hoş geldin Magician King. 10. ayını kutluyor. Yayınlar yeni Flavor Pack gelince de İspanya serisi gelecek mi? Kesinlikle gelecek Magician King. Hiç merak etme. İberya'ya boğacağım Twitter'ı. Twitter'ı. Nasıl olacaksa artık bilmiyorum. Zor olacak biraz ama uğraşacağım. Twitter'ı İberya'ya boyayacağım. Twitch'i kesinlikle boyamayacağım. Çünkü laf ağızdan çıktı bir kere. Bizde geri vites yok falan filan. Peki. Kont Süleyman sana veriyoruz şeyi. Oğlum bu adam neden böyle top gibi söylemesi garip? What? Fat shaming yapmıyorum, yanlış anlamayın ama herif gerçekten tuzluk abi. Baksanıza. Ustam, ustam haberin yok. Şöyle yaklaşık bir 800 yıl sonra senin kalıbını çıkartacaklar. Plastik denen bir maddeyle seni bir şekilde bir ürüne çevirecekler. Sen tuzluk olacaksın, biberlik olacaksın, karabiberlik olacaksın. Milletin yemeğine tat katacaksın. Hiç haberi yok bunlardan. Peki. Ama iyice asus başıymış. 33 ulan sarayımdaki en yetenekli insan. Ben dahil mi? Gibi gibi, ben bile en yüksek statte 32'yim. Vay arkadaş, yandan zayıf karşıdan geniş değil mi biraz? Bana da öyle gibi geldi. Çok da zayıf değil ama yani. Göründüğü kadar değil. Borcu öde, ne borcu? Eyvah, geldiler yine. Osmanlı'nın borcunu mu ödeyeceğiz? Dur ödeyeyim. Bu arada orduyu kaldırınca aynen gelirimiz arttı. Şimdi hala daha mülk limitinin üzerindeyiz. Tabi yeni topraklar aldığımız için bu durum böyle, doğru. Cadiz. Sevilla vermem, vermem, vermem. Sevilla benim göz bebeğim. Çok severim Sevilla'yı. Hiç gitmedim ama yani tarihsel olarak çok zengin bir yer. Mimarisi vesaire belgesellerde falan görüyoruz işte, çok güzel. Bir gün gitmek istediğim yerlerden biri. Hatta İspanya'ya gidecek olsam ilk görmek isteyeceğim yer Sevilla olurdu. Öyle diyeyim. Ya burayı ben versem mi bilemedim ya. Veremiyorum ki burayı. Oğlum nasıl yapacağız bu işi? Bizim hanım çakmıyor mu hiç ekonomi falan? Ne biçim kadın lan bu? Gerçi genius'mış. Genius oğlan verdi bize. Hakkını yemeyelim hanımefendinin. Kesinlikle hakkını yemeyelim. Bunun için benim böyle bir oğlum mu var? İyi, peki. Miraglia yeniden reenkarnı olmuş. Öyle bir şey yok oyunda da şu an. Bizim sevdi. Neyse. Aa, boşanma talep edemiyorum. Neden? Papa, para mı istiyorsun sen benden? Karımdan boşanabilir miyim? 150 altın. Makas kesmiyor mu çektin bana? Yo, olmadı. Harbiden de olmadı. Artı 57 daha, bir 18 daha mı arttıracağız yani? Hayret bir şeysin ya. Oğlum endülüjans istiyorum. Oha! İstemiyorum endülüjans falan. Öldürürüm ha seni. Eser mi hediye etsem?
Hediye gönderdiniz mi? What? Para yolladım, onu sayıyor, doğru. Kısa yoldan bu işin şeyi yok. Hanımla çözemiyoruz. Bir tane toprak böyle kaldı kendi halinde. Valencia'yı vermem. Kıyı kentlerimi vermiyorum. Abi 5.1 getiriyor. Caceres'i vereceğiz hadi. Hadi 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 hadi. Görmemişim ben bunu. Görsem direkt orayı verir, kurtulurdum. Peki, unvan verildi. Şimdi benim kafamdaki taca bir bakacağım. Normalde buraya özgü bir takım taçlar falan da var. Ama biz şu anda ne kullanmıyoruz? Community Flavor Pack yok mu şu anda ya? Save'de. Bir oyunu bir kaydedeceğim chat. Bir hemen bir emin olalım, merak etmeyin. Bilgisayar hemen açıp kapatıyor şeyi. Hızlı hızlı bakabiliriz. What? Bir saniye. Beşinci bölümdü. Şimdi altıncı bölümdeyiz değil mi? Evet. Oyunu kaydet. Barcelona. Altıncı bölüm. Peki. Masa üstüne gidelim. Okutmamış ailesi. Birazdan Stellaris açacağım. Devam eden oyunum var. Galaktik İmparator oldum. Yavaştan despot oluyorum. Netman artistliğe başladı. Gidip keseceksin. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Burçan. Okay, şimdi Crusader Kings'i bir daha aç. Community Flavor Pack var bu arada. Allah Allah. Neden eksik peki? Kıyafetler eksik değil mi ya da ben mi çok şımardım artık EP'yi CFP birlikte kullanmaktan acaba? Belim yine iyi idare etti şu ana kadar. O 2 saat devirmişiz. Nice. Temizinden 1 saatimiz daha var chat. Radis. Yani. Okay. Bir an gelmeyecek sandım şu. Yo, açmadım henüz Burçak'ın. Ama yayın dışında bir baktım. Yes, yes. Sağ olsun. Denixius bize hediye etti. Bence bazı sorunları var DLC'nin. Bugün gelen güncelleme umarım düzeltmiştir. Açacağım ama. Yayını açacağım. Yarın da açmayacağım ama önümüzdeki haftanın başında artık açacağım. Öyle olacak. Hoş geldin Dwarf Crystal. Sinan Eryiğit 7. ayını kutluyor. Sinancığım çok teşekkürler desteğin için. Hoş geldin. Ne haber? Ya da buradaydın belki de, bilmiyorum. Benim için hoş geldin. Şanlı Kral, Barcelona topraklarına size olan sadakatimi... Okey, gel. Tökezlemedi, kekelemedi. Şahane. Diz çökmeyi de biliyor, reverans yapmayı biliyor. Şimdi bir ekonomik fikir. Ekonomik bir plan yapacağız. Kültürel çeşitliliği, evet, destekliyorum. Egzotik büyük bir salon kur. Aklına krallıklar ve imparatorluklar canlanıyor. Bu topa şu an girmek istemiyorum. Ekonomimizin ne kadar sağlam olduğundan emin değilim henüz. Şimdi merkantilizm dersek 10 yıl boyunca aylık gelir artı %20 artacak. Paralı asker kiralama maliyeti %20 artacak. Bina inşa etme süresi %20 kısalacak ama gelişmişlik artışı %10 nerflenecek. Etkileme plan gücü ise eksi %14 olacak. Centralization, merkeziyetçilik dersek 0.5 aylık vergi katkısı alacağız. Artı %10 mülk vergisi buff alacağız. Vasal vergileri %10 düşecek. Paralı asker kiralama %10. Daha pahalı olacak. Vasal görüşü eksi 15. Bina inşa etme süresi %20 kısalacak. Bu fena değil hakikaten. Bayağı iyiymiş hatta. Bina inşa etme maliyeti %5 azalacak. Gelişmişlik artışı artı %10 artacak. Centralization hep gözümün kaldığı şey. Aslında biraz böyle Bizans usulü gibi. Welfare State. 0.5 vergi azalacak. Paralı asker kiralama maliyeti ucuzlayacak. Vasal görüşü, bina inşa etme süresi, bunlar yok. Hayır, olmaz, benim için değil. State Monopoly, devlet tekelleşmesi. Ne diyor? Artı bir vergi artışı. Aylık gelir %5 artacak. Bu fena değilmiş. Ama %10 olsa daha çok sevinirdim. Bina inşa etme süresi uzayacak. Bina inşa etme maliyeti düşecek. Geçmişlik artışı artacak ama halk görüşü düşecek. Bir saniye. Merkantilizme bir daha bakıyorum. Bir de centralization.
Centralization akar. Devam. Aynen aynen. Merkeziyetçilik iyi. Welfare'de evet vergi azalıyor. Ben de tam çözemedim yani. Hani şey mi? Devletin kodamanları el üstünde tutması durumu. Ben biraz öyledir diye yorumladım. Ama yani niye onu takip edeyim ki? Belki multiplayer'da falan öyle bir şey kullanılabilir değil mi? Hani vasallarım co-op oynuyoruz falan. Yoksa kim neden seçsin burada? Diğer avantajları da fena değildi. Aynen refah olunca vergi azalıyor. Amerika'da mesela değil mi? Amerika'daki vergi dilimi, vergilendirme durumu. Hep gündeme geliyor işte Bernie Sanders falan. Hep zengini vergilendirin diyor. Cübbeli adamlardan... Cübbeli Ahmet diye okuyacaktım. Baş belası. Cübbeli adamlardan oluşan bir grup birden taht odamı bastı. Ne oluyor lan? Ne oğlum? Halk TV stüdyosuna döndü saray. Telaşlı bir şekilde yerlere, masaların, sandalyelerin ve eteklerin altlarına bak... Eteklerin altlarına mı bakmaya başladılar? Eyvah. Teci sorunu. İçlerinden biri Kral Terry diye bağırdı. Bizim liderimiz başsız Ted Bald. Kendisi Tanrı'nın bir kehaneti sebebiyle kafası kesilmiş kutsal bir adam. Kutsal kişiliklerde sıkça olduğu gibi kafası döne döne yuvarlanmaya başladı. Tam kafasını takip ediyorduk ki bir tepeyi aşıp size ait olan kale kapısından içeri girdi. Burada olduğuna eminiz. Okey diyor. Şimdi bir sakin ol önce. Kale için aramanız için izin veriyorum. Ben de bulmaya çalışayım bari. Hasan Mezarcı RP'si. Bir tarikatın sarayımı didik didik etmesine müsaade vermeyeceğim. Evet lan defolun gidin. Yürü. Kendi mahallende takıl. Peki. Yobazlar gidin. Ne var sarayda? Neye bakacağım daha? Okey bunu görmemişim. Hükümdarım bir dakikanızı ayırabilir miyim? Alabilir miyim? Barcelona Kalesi. Sen Roger mısın bir saniye? Benzettim. Evet ya Roger bak nerede görsem tanırım. Ben giydirdim çünkü. Barcelona Kalesi'nde bir sıkıntımız var. Her yer bok kokuyor söyleme sahip. Okey. Ödeyin abi şunu yaptırın. Peki 300 altın kaçtı öyle. Bir sarayı toplayalım bakalım kimin ne derdi var. Arzu halciler gelsin bizimle konuşsun. Tahtımda otururken diğerlerini bekliyorum gelsinler. Vasalım Kont Süleyman. Başbakan. Genç bir adamla tahta yanaştı. Süzerenim heyecanla konuşmaya başladı. Ve erkek kardeşim Ted Bald. Oğlum bu deminki şey değil mi? Sarıklı cübbeli adamlar denilen Ted Bald. Neyse. Ted Bald Eril şövalyeler. Şövalyeleri için hizmet etme şerefine nail olmak istiyor ama ona rüşmünlüğünü ispat etme fırsatını verin. Çok dandik lan bu adam. Hayır. Defol git. Liyakat önemli bizde. O dündü. Dün Orta Doğu'da oynuyorduk. Dün adam kayırıyorduk sürekli. Dün hep tanıdıkları işe aldık. Bugün öyle değil. Lordum, oğlum ve varisim Infante Deco konuşmaya başladı. Ülkedeki her bir kontluk için kadastro araştırması yapmamızı öneriyorum. Ya şimdi 500 altın falan tadımı kaçırma git. Vasalım Vali Guiz'le sarayı toplamadan önce kafamı ütülemeye başladı. Şanlı süzenim, bana ülkenizdeki bambaşka kültürlerle ilişkilerinizi geliştirme şerefini bahşedin. Makamıma uyacak... Oğlum bu Hasan Mezarcı lan. Kadın mı bu? Bir saniye. Female Mezarcı. Evet kadınmış. O arkadan Hasan Mezarcı aynı. Uzun beyaz saç yetiyor. Bir de beyaz. Neyse ihram. Şanlı üzerine okey bahşedin makamıma uyacak bir rol yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Yani hiçbir şeyden anlayan bir insana benzemiyorsun. Fornicator, zinacı, ayyaş, hasta. Ya yürü git manyak mısın nesin ya? Bu ne oğlum? Şu sarayın kapısında hiç mi adamımız yok? Bu ne böyle çapulcular, dilenciler falan giriyor içeri. Bakmadan tıklasam harbiden kültür ateşesi diye atacaktık, göreve verecektik. Yürüyün gidin. Bu nedir yahu? Sarayda çok hareketli bir gün yaşadık. Yani gericisi yobazcısın, yobazından dilencisine kadar ne varsa geldi. Şimdi Galicia inanılmaz bir border guard denemesi yapıyor bence. Ama onları çok fena kesebilirim şuradan. Yani chat size soruyorum. Şimdi Leon burada denklem dışı ama. Bir saniye önce şurayı bir halledelim. Burayı bir halletmek lazım. Ben ziyafet verdim mi bu arada başa geçtikten sonra? Şöyle bir vasallarımın bana karşı görüşlerine bakayım. Eksi 100 olan Fazıl var. İbn Fazıl var. Sana ben bir ziyafet vereyim bir saniye bakayım. Bir bu var. Bir tane eksi 66 gördüm. Bir tane eksi 100 gördüm. Eksi 52, eksi 50, eksi 31, eksi 25 falan filan falan filan. Var var. Memnun olmayanlar var benim yönetimimden, idaremden.
Şimdi bir ziyafet verelim de herkesin gönlü şenlensin. Peki. Konuklar ülkenin yakın ve uzak topraklarından gelen Lord ve Lady'ler büyük salonda toplandı. Ay ay. Fazla düklük sahibiyim. Oo, buna rağmen şu anda güçlü örgütleşme yok. Enteresan. Toledo. Chat, Toledo'yu mu tutalım yoksa... Bir saniye. Benim elimde olan kontuklara bakacağım. Kurtuba bende değil mi? Evet. Kurtuba'nın bağlı olduğu düklük neydi? Kurtuba'ydı. Kurtuba yok. Okey. Kurtuba'yı oluşturup, Kurtuba'yı tutup Toledo'yu mu salsak acaba? Badajoz'un şu baş vilayeti burasıydı. Burası da bende duruyordu. Barcelona tutacağımız bir yer burası olacak. Ya Toledo bu arada kesinlikle benden gidecek. Beyim beyim, Katolik Kastilyalı al. Düklük veriyorum sana. Bir saniye, kim bu? Bu bizden değil. Ya kardeşim, böyle bir şey nasıl olabilir yahu? Oyuna yeni başladıysan Kutadgu Ünlem YT YouTube'a gel. YouTube'da bir sürü hem tutorial var hem Royal Court'un ne olduğunu, ne işe yaradığını, nasıl işlediğini öğrenebileceğin videolarım var. Sana faydası olacaktır eğer istersen. Düklük yapınca oradan ekstra bir getiri oluyor mu? Yani düklük doğrudan vasal limitini aşmanızın önüne geçiyor aslında bakarsanız. Bir sürü farklı farklı şey olduğu zaman, bir sürü kontluk size bağlı olduğu zaman falan veya işte onun altındaki, ya her şeyin derli toplu olmasını sağlıyor, anlatabildim mi? Düklük, krallık, bunlar hep doğrudan vasal limitini aşmanızın önüne geçen aslında el frenleri. Ve hani daha kolay yönetilir oluyor ülkeniz. Bunun dışında ama bir avantaj ben bugüne kadar görmedim. Hani çünkü düklüğü kime verirseniz mesela siyasi olarak güçlendiriyorsunuz. Değil mi? O kişi bir unvan sahibi oluyor. Vesaire vesaire. Bugün ilk defa Kutsal Roma'yı kurdum. Sarayı çok iyiymiş. Güzeldir Kutsal Roma. Şimdi. Abi Toledo bizde değil. Toledo düklüğü bizde. Yani ben ne yapayım Toledo düklüğünü? Dağıt lan şunu. Yani bize bir faydası yok çünkü bu durumun. İstiyorsa vasallar kendi kursun. Vergi tahakkuk binası varmış burada. En sevdiğim. Peki. Çok sıkıcı ama çok seviyorum. Şimdi bunu... Yükseltelim burada. Konakları yükselttik. Sevilla'nın konakları. Okey. Şu figürini bir upgrade'leyelim. Daha doğrusu bakımını yapalım. 0-1 dindarlık veriyor. İhtiyacım var mı peki benim böyle bir şeye? Yok yani. Bunlar hep hurafe, batıl inanç. Yollayın şunu. Satın şu artefekti. 15 altın ediyormuş. Yolla gitsin. Kral Carlsen hançeri. Hatırlayanlar vardır. Bu hayatımızı mı kurtarmış? Ya da... Mızrak mı? Bir şey vardı ama ben ya bu yolun adını taşıyan her şeyi onore edeceğim. İyi kılıç. Yani gerçekten bu mu olayı? İyi bir kılıç olması mı? Sat gitsin. Ne yapacağız yahu? Okey. Bu yolun yine altın yapma kitabı. Kesinlikle bakımını yapın ve bir köşeye koyun. Ekşelcem, bu sıkışırsak belki başvurabileceğimiz bir koca karı ilacı gibi bir şey. Tılsım, muska vesaire. Catalan Spear. Bu da belki hayatımı kurtarmış olabilir, emin değilim. Minyatür Tron. Buna da bakımını yapın. Peki. 100 bin bakımı yapıldı. Şu kontroller var. Infante ikinci deko evlenebilir. Şimdi bu benim... Okey. Bunun... Ben boşatmıştım değil mi? Aynen. Dedesi boşatmıştı oğlumuzu. Peki. Dahi var mı dünyada? Hanım. Var. 40 yaşında çıtır. Deli ama. Olmaz. Olmaz. Kategorik olarak karşıyım. Çok çektirdi deliler bana. Çekici. Yeğeni var. Prophet mı? What? İsmi Prophet. Ben koymadım bu ismi. En faydalı düklük binası hangisi? Ben ya vergi binası falan o gibi şey kullanıyorum. Onu para getiren bina kullanıyorum. Ya da
kuşatma ekipmanları binası kullanıyorum. Tam hatırlamıyorum tam adını ama bizim mesela Barcelona'da şu an o bina var. %20 kuşatma efektifliği sağlıyor. Özellikle kuşatma ekipmanlarına abandıysanız düzenli orada da bir hayli fayda sağladığını söyleyebilirim. Çok çat 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 çok hızlı bir şekilde fetih yapabiliyorsunuz. Lagir'de herhalde biraz şey ya, dahilerde delilik biraz herhalde hani delilikle de dahilik arasındaki sınırın çok ince olması gibi şeylere bağlı sanırım. Paradoks öyle yorumluyor olabilir. Abi yok yani, gümbür gümbür bir hanımefendi bulamadık. O zaman canavar gibi mecazen iyi idareye sahip hanımefendi var mı ama? Toprak sahibi olmayacak. Bunun dili bir garip. Neydi bu? Peltek, okey. Astur Leonlu var. Küfür gibi peki. Hollandalı var. Villa. Ama 39 yaşında. 6 senesi var çocuk vermek için. O da. Daha bitişik. Wojslava. Kale. Ya da Kale. Kale'dir bu. Yok oğlum, sana hanım yok vallahi, yapacak bir şey yok. Yani handsome, güzel, güzel, aynen yakışıklı. 26 yaşında Claudia Capraia var. 14 idareye sahip. 14 idare bizi kesmeyecektir ama yani kınanmış mı, bu ne? Oha. Bu ilk defa görüyorum bu trait'i. Yani görsel olarak. Birilerini hep kınadım falan ama hiç kınanan tarafta olmamıştım. Ne diyeyim şimdi, bilemedim. Bu Claudia Capraia adlı karaktere karşı yapılan bir suçtur. Ha? Anlamadım. Hanedan reis tarafından kınandı. Vaktinde ben de epey bir insanı kınadım ama hiç dediğim gibi kınanan tarafta olmadım. Peki. Güçle ilgili, sıhhatle ilgili olanın ikincisi neydi chat? İşte Amazon. Ne diyorduk ona? Dinç. Evet. 27 yaşında... Robust. Eyvallah chat. Buradan da bir cacık olmadı. Intelligent. Zeki. Zeki bulursam. Okey. Çok zeki maşallah. Gırla. Zeki var da kardeşim yani. İdareden çakmıyorlar. Peki. Şu Astur Leonlu'yla evlensin. O kadar baktık ettik. Burada karar kıldık artık. Ödesinler 25 altın. Peki. Sarayınıza bir hekim alabilirsiniz, bir saniye. Ya bu Abbas ne oldu Abbas yahu? Skull of the Terrifying Boar of Burgos. Chat ekrana gelmiyor değil mi? Geliyor mu chat? Chat yazdıklarınız ekrana geliyor değil mi? Bir deneme atabilir miyiz? Louis niye onun kışkırtmasına geldi? Geliyor, geliyor. Okey. Okey. Bu. Niye bu kadar düşündüysen bunun üzerine? Şimdi. Bu taster'ımız yok. Böyle hayat yaşanmaz. Hemen uçururlar bizi. Yarın Turan serisinde bu arada... Biraz ayaklarım geri geri gidiyor o seriye. Ama yürütmemiz lazım o seriyi. Sevmiyorum yani o şu coğrafya oynaması content bakımından çok güç bir coğrafya. Ama bakacağız. Royal Architect. Excellent. Kahya. Peki.
Artificer. Yes sir. Court physician. Oğlum yine yok. Biz neden hiç adam akıllı doktor bulamıyoruz bu saraya? Antikacımız yok. Püh. Tutor. Excellent. Skopos'a bak. Oha. Adamın gözleri gerçek insana benziyor harbiden. Peki. Deodat. Okey. Demek yaygın bir isim bu. Bir saniye. Court physician mı yaptım ben onu? Git lan. Git. Peki. Bana da o hekim yollayın hadi. O gidince bu sefer keşici başı da gitti. Royal Tax Collector olmadan mı yaşıyorum ben bu hayatı? İnanılmaz. Saray şairimiz yok. Aday dahi yok. Ziyafet ima. Ne dediğimi bilmiyorum. Ne dediğimi biliyorum ama neden bu kadar komik bulduğunuzu bilmiyorum. Kahkahamı tutmaya çalışırken Kont Antso anlamadığını belirtecek bir şekilde başını yana eğiyor. Dediklerinin müstehcen bir anlamı olabileceğini çözemedi. Kutusunu sarayın en güzel yerinde sergiliyormuş. What? Komik bulan başkaları da var sanırım. Kont Antso dediklerini tekrar ettiğinde Vali Angarina ağzındaki içkinin birazını etrafa püskürttü. İkisi de benim espri anlayışıma sahip olabilir ama niye komik bulduğumu söylemeden bunu anlayamam. Aslında neyse. Bu sefer daha yavaş tekrar et ve iyi düşün. Kont Antso utanabilir ama aynı espri anlayışına da sahip olabilirsiniz. İğrenç şakalarınızdan utanıyor. Rakip olmaya yaklaştık adamla. Vay arkadaş. Saray hekimi. Hanginiz daha iyisiniz? Oğlum bunlar rezil insanlar ya. Burada hiç mi yok kardeşim ya? Bu coğrafyada insanlar nasıl sorunlarını çözüyorlar? Saat sorunlarını nasıl çözüyorlar? Okuyup üflüyorlar mı hep? Neden o üçkü alçıyı aldın da beni almadın? Hadi oradan. Salak. Bir tabak yemeğin yerine diğer aldıkça basalım Kont Felip Dammau devamlı ailenin nimetleri hakkında konuşuyor. Devamlı konuşuyorsa bir kere susun. Kendi küçük düşürmen beni hiç sıkmıyor. Devam et. Birinin yüzüne böyle bir şey denir mi yahu? Şimdi bu velet ergen olmuş artık. Ben burayı kapatıyorum. Hatta direkt şu kontluk olarak alalım. Artık Güney İberya'da bizden başka kimse olmayacak. Bak yağdırıyor şu anda oyun eventleri. Hakikaten yağdırıyor. Bitti. Dur. Asırlar geçmesin dur. İyice. Peki. Veled esir alındı. Katalanlardan birine veriyorum burayı. Şimdi. Bina dikmeye başlıyorum öyleyse. Ver. Hatta bu sırada kamera gitsin. Size görün. Alarkos. Kombi olmayanı bu. Kurtuba. Gel buraya. Medein. Bir saniye burası değil. Burası bekleyecek. Merida. Bekleyecek. Esala Rumba de Barcelona. Okey. Parayı harcadık. Nice. Du. 25 altın ödeyecek bana. Kontes Leyla. Kamera böyle biraz dursun chat, bir sigara içeceğim. Hiç sigara molası vermedik. ...25 altın, okey. Başkentimizi nasıl taşıyoruz bulamadık.
Burak Turan çok haklısın. Çünkü Paradox bunu saklamış resmen oyunun içinde. Ben de ilk başta Reddit'ten falan bulmuştum oyun ilk çıktığında. Bak böyle bir yerleşimin üzerine tıklıyorsun. Sol tıklıyorsun. Hatta burada gösteremiyorum şimdi. Başka bir yerde göstereyim. Mesela burada. Bak şurada kentin adı yazıyor ya. Burada da ülkenin başkentini buraya taşı diye bir buton var. Yani neden böyle bu kadar gizlemişler? İnan ben de bilmiyorum. Hiç başına üniversite kur bug'ı geldi mi? Bütün gereksinimleri tamam ama görev yapılmıyor. Royal Court çıktıktan sonra hiç üniversite kurmadım sanırım. Emin olmamakla birlikte. Emin değilim ama. Oyun ilk çıktığında ilk 6 ay 8 ay falan biz oyunda üniversiteleri öyle atıl durur vaziyetteyken oynadık. Yani inanılmaz bir bug vardı. Üniversiteye çocuk gönder diye bir karar çıkıyor işte biliyorsunuz. Yani çocuğu üniversiteye yollayabiliyorsunuz. Çocuğu üniversiteye yollayamıyorduk. Böyle bir sorun vardı. Yollanamıyordu. Ben 4 farklı şehre kurdum sorun olmadı. Belki üniversite kuruluyordur. Ya da görev yapılmıyor. Enteresan. Belki bölgesel bir bug'dır. Ben CK3'de denemiştim ama verdiğim toprakları geri almayı nasıl yapacağımı bulamamıştım. YouTube kanalında böyle bir video var mı? Nasıl anlamadım? Verdiğim toprakları geri almayı. Yok, öyle bir video yok. Ama yani oyunun mantığı içerisinde olan bir durum. Direkt göstereyim ben sana. Şimdi verdiğin toprağı geri almak öyle çocuk oyunu değil bu. O yüzden öyle hadiye kafasına vurup sana verdik ama yanlış oldu deyip geri alamıyoruz. Bunun için bir kere taht otoritenin en az kısıtlı taht otoritesi olması lazım. Yani şuradaki ikinci birim. Bunu çıkarttıktan sonra burada yazıyor zaten. Unvanlar feshedilebilir diyor. Yani bir tane vasalına gidip ey vasal ben unvanı feshetmek istiyorum diye şurada gördün unvanı fesh etkileşimini yapabiliyorsun. Fakat kısıtlı taht otoritesi olmadan bunu yapamıyorsun. Olay bu. Rica ederim ne demek. EP Plus CP'nin kompatibilite moduna baktım. Ben de baktım ona Durin. Aynen ben de gördüm onu. Hala çıplak. Ve ilginç bir şekilde düzelmiyor. Yani bence şeyi sağ... What? Oğlum içimizde Suriye çıktı. Ne? Wow. Okay, dude. Yani bravo. Teciler gitmiş. Okay. Abi Suriye gerçekten yırtık dondan fırlar gibi çıktı. Nasıl oldu lan bu? Her yerde Suriye. Suriye Krallığı diyor. What? Babacım nasıl aldın o toprağı? Katolik Macarsın bir de. Ne alakan var oğlum bizimle? İçimizden çıktı bir de ya. Efsane olay. Katolik Macar ve Suriye. Ve İberya'da. Tabii ki de oyunun veraset sisteminin domino etkisiyle gerçekleştiğini hepimiz biliyoruzdur ama inanılmaz bir RNG. Son gün. Mareşal Kont Roger Bernard. Bir saniye. Roger bu or... Yok bu o Roger değil. Elindeki teberiyle bana doğru geldi. Bu benim favorim. Bile bilenmiş ve cilalanmış yüzeyinde kendi çehremin bir yansımasını görüyorum. Bunu kendi iyiliğiniz için yanınızda taşımalısınız. Muhalifler hastalıklı fareler gibi sarayınıza dayanıyorlar ve ne zaman bir kalabalığın içine girsek bunun sonumuz olup olmadığını merak ediyorum. Pencereden dışarı bakıyor. Belki de devriye sayısını artırmalıyız. Bugün kötü şeyler olabilir. Ne bu kardeşim sen darbe mi yapacaksın bana? Ne biçim konuşuyorsun?
Misafirleri rahatsız etmeyelim, bu sadece bir paranoya aynen. Şimdi de Suriye çıktı klibi geldi. Bunu shorts'a atarız. Burada kamera gelebilir. Vay arkadaş. Çok epik. Peki. Sadece ve sadece benim. Sevgilim Dük Louis Watt. Sevgilim mi? Bohemia oynarken de evet Kürdistan çıkmıştı içimizden. Çok acayip. Cidden. Peki. Dük Louis'le ben nasıl sevgilim? Benim karakter... Bir saniye. Okey. Homoseksüelmiş karakter. Peki. Hayır ruh eşim olma. Hayır. Dur şimdi ortalık karışık. Bizim karakter... Evli, dört çocuk babası. Çocuk dediğim de yani torunları var, neyse. Son gün. Infante 2. Deko niye dayak yedi lan? İçinde bu gece misafirim olan herkes sıcak şarap içiyor ve dedikodu içinde boğuluyorlar. Kont Galsera tahtıma yaklaşıyor. Zincirlerimizden kurtulmamız için ikimizden birinin ölmesi gerekiyor. Gizlediği bir mızrağı çıkarıyor ve ileri atılıyor. Tek bir hareketinde Infante Deko yere... Oğlum o benim. Yere devriliyor ve sıra bana geliyor. Bu küçük kalkışma... Oha harbiden darbe girişimi. Bu küçük kalkışma ile... Kalkışma girişimi. Tahtımı alabileceğini sanması aptalca. Silahını kendine doğrulttuğunda... Sonunun böyle biteceğini tahmin etmediğini düşünüyorum. Kendi kendini öldürmesine izin verelim. What? Oha oğlumu ve beni öldürmeye çalıştı. Sonra başaramayınca intihar mı edecek? Oğlum bu haşhaşi mi bu herif? Madrid kontu. Ben verdim bu adamı bu toprağa. Hoş geldin Fatih'cim, selamlar. Merhabalar, ne haber? Aynen benim de yüzümü dağıtmış bu arada. Oo ben sadistim. Bir saniye. Ne yapacaksam geç artık bu işler. Neyse. Öldürsün kendini. Yüzü dağılmış özelliğini her türlü kazandık galiba. Kont Galsera zindana yollanıyor ve köle... Hayır öldürmesin kendini. Evet daha iyi bir fikrim var. Tüm aile üyeleri bana karşı negatif. Bir saniye. Benim yüzüm dağılmıyor değil mi bu senaryoda? Yazmamışlar ama dağıldı herhalde yüzümüz. Yüzü dağılmış traitimiz yok ama. Peki. Okey. Şimdi bu zindana bir uğrayalım mı? Ey Galsera. Gözler gitti tabii. Görmüyorsun beni. Bak burada ne var? Aa pardon. Şimdi. Oha adam 21 dövüş gücüne sahipmiş. Önce şu kontluğu bir çıkar bakalım üzerinden. Şimdi işkence şov başlasın. Ne yapıyorsun uşak? Abone oldu. Bir saniye. Ne yapıyorsun uşağa? Abonelik hediyesi geldi. Çok teşekkürler Deniz'cim. Çok sağ olasın. Kafam karıştı. Okey. İşkence. Bu kadın neden içeride? Bedia Granadit. Bu şu Madrid kontluğunu da daha hayırlı bir insana verelim. Kültürden birine. Kont al var. Bak kulağına küpe olsun. Senin kıyafetini de değiştireceğim. Üzerine benim kıyafet giydirdiğim karakterler genelde yamuk yapmıyorlar. Bu fareler çekingen gözüküyor olabilirler. Ama içerisi ısınmaya başladığında kaçmak için her şeyi yaparlar. Şanslılar ki dişleri oldukça keskin. Ben parlayan kömürlere uzanırken o merhamet içinde yalvarıyor. Merhamet için yalvarıyor. Şimdi bu işkenceyi bilmeyen arkadaşlar varsa nasıl olduğunu söyleyeyim. Konteksti söyleyeyim. Biliyorsunuzdur ama hani. Böyle karnına bir şeyin, değil mi? Kova gibi bir şeyin içine fareler var. Onun bir ucunu ateşe veriyorlar kovanın. Isınıyor tabii. Fareler de kaçacak yer arıyorlar. Doğal olarak gidecekleri başka bir yer yok.
adamın göğsüne ve karnına doğru eşelemeye başlıyor fareler. Tabi sadece eşelemekle kalmıyorlar. Peki. Yine geldi muhteşem. Aslan yürekli Richard atı. Müthiş bir müzik. Artık kale yükseltmeleri gelmiş, doğru. O param yetmiyor, okey. Artificer'ımız öldü. Olur öyle. Çok saraya da bir şey yoktu zaten. Peki. Güney Barcelona'yı toparladık. Burada içimizde bir Suriye var. 9K'da ordusu var. Çünkü o benim burayı almak için Haçlı Seferi yapmam gerekecek değil mi? Ciddi ciddi. Baya baya. Kelimenin tam anlamıyla. Hani. Okey. Çok garip gerçekten CK3. Peki. Biraz daha Suriyelilerle yaşasak olur mu chat? Peki. Bir kayıt alalım. Barcelona 6. bölüm sonu. Arkadaşlar, eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sırtım alarm vermeye başlamış olmasa, sırtım değil belim daha doğrusu, alarm vermeye başlamış olmasa daha devam edecektim ama malum. Zorlamayayım. En son zorladığımda 2 hafta yayın açamadım. O yüzden temkinli gitmekte fayda var. Çok teşekkür ederim. Müthiş destek gösterdiniz. Çok güzel bir yayındı. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Yarın akşam saat 20'de yine buradayım. Gelmek isteyenler olursa aklınızda bulunsun. Yarın Turan serisinde bayağı bir cebelleşeceğim gibi duruyor. Artık bakacağız. Bakacağız. Öyleyse YouTube bir sonraki bölümde görüşüyoruz. Twitch yarın saat 20'de tekrardan buradayız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. GG arkadaşlar. Bay bay.